buradaki alanı A diyelim. Şimdi ACD üçgeninde D'deki tepe noktasına göre alanlar oranı karşıdaki kenarlar oranı olacaktır. Mesela buraya x dersek, buraya y dersek, x'in y'ye oranı 12'nin a'ya oranı olacaktır. Paralellik olduğu için Thales teoremine göre şuradaki uzunluklar da x'in k katıysa y'nin k katı olacaktır. Yani oran aynı olacaktır. Bu sefer de ABC üçgenine bakacak olursak A noktasından aşağıya böldüğümüzde soldaki alanın sağdaki alana oranı yani A artı 12'nin 9'a oranı yine x bölü y oranına sahip olacaktır. 12 bölü A'yı 12 artı A bölü 9'a eşitlediğimizde eşittir x bölü y oldukları için içler dışlar çarpımıyla burada ikinci derece bir denklem elde ederiz. Bunun köklerini bulmak için 108'in çarpanlarına bakıyoruz. 18 ve eksi 6 olarak yazabiliriz. Çarpımı eksi 108, toplamı artı 12. Kökleri bulmak için işaretleri değiştiririz. Eksi 18 ve 6 olur. Alan negatif olamayacağı için doğru cevap burada 6 değeridir. Yani D seçeneğidir.